Merhaba. Bugün GPS konumlandırma projesi yaptım. Bu projede öncelikle şu GPS modülüyle bulunduğumuz konumu bize gösteriyor. Şu anda yazdığım kodlar açık alanda olmadığım için tam olarak doğru göstermiyor. Ama yarın okulda yapacağım testle gerçek konumları görmüş olacağım. Şöyle göstereyim. GND'yi buradaki GND'ye bağladım. VCC'yi 5 volta bağladım. Aynı zamanda TX ucunda buradaki ona yani RX'e bağlamış oldum. Buradaki RX ucunu boş bırakıyoruz. Aynı zamanda buna takılmış antenim var. Burada belirlediğim konuma göre LED'im yanıyor ve buzzer'ım ötüyor. Onları da böyle 5 ve 6 numaralı pinlere bağladım. Böyle bu proje sayesinde bulunduğum konumu ve işaretlediğim konumu bulduğumda da ledlerim yanıp sönebiliyor. Öncelikle burada kodlarımızı tanımladık yukarıda. Ondan sonra aşağıda kodlarımızı yazdık. İşte burada notalarımızı yazdık. Burada ben normalde hepsine bir tane melodi atayabilirdim ama örnek olarak göstermek için iki tanesine iki buton atadım. Bu butonların geri kalanlarında normal notalar çalıyor ama iki tanesinde şu anda melodik bir şarkı var. Öteki de bunların diğerleri nota. Ama istersek her birine de ayrı ayrı şarkı atayabiliyoruz veya farklı melodiler yapabiliyoruz. Arduino ile otomatik sulama sistemi yaptım. Burada bir tane toprak nem sensörümüz var. Bu iki bacaklı bir sensör. Şu şekilde çıkartayım. Burada aldığımız verileri şu şekilde bir sensörün eklentisiyle Arduino'ya gönderiyoruz. Gönderdiğimiz Arduino'dansa su motorumuza veriler gidiyor. Bunu da if komutu ile yapıyoruz. Şurada bir depomuz, su deposu gibi bir şeyimiz var. Şimdi kodlar üzerinden açıklayayım. Kodları açıklayayım. Burada sensörümüzü tanımladık. Arduino'da A0 pinle tanımladık. Motoru ise 2 numaralı pine tanımladık. Void setup kısmına baktığımızda sensör input yani veri alıyoruz. Motorsa output dışarı bir şey veriyoruz. Yani bir şeyler gerçekleşiyor orada. Burada void loop kısmına baktığımızda analog read yapıyoruz. Neden digital read değil analog read? Çünkü analog pinlerinden birine taktık. A0 pinine taktığımız için analog read komutunu kullanıyoruz. Buradan verileri okuyoruz. Sonra da şu kod bloğuyla da şu şekilde bir dakika. Burada sensörümüzden gelen veriler buraya düşüyor. Ekranımıza yazılıyor. Şimdi aşağı doğru baktığımızda burada if yani verimiz 600'den büyükse yani nemimiz 600'den büyükse motoru çalıştırıyoruz. Bunu bir kere yapıyoruz. Sonra tekrar kontrol ediyoruz. İstediğimiz gibi istediğimiz nem oranına ulaşmış mı? Eğer ulaşmadıysa bir kez daha burada if komutunu kullanıyoruz. Burada bir kez daha if komutunu kullandıktan sonra artık yani onlar olduysa else yani veri 600'den büyükse digital write kısmından motorumuzu çalıştırmıyoruz. Ama burada eğer verimiz 600'den büyükse motorumuzu çalıştırıyoruz. İyi günler. Bugün Arduino ile buzzer sayesinde İstiklal Marşı'nı söyleteceğim. İlk başta kodlarımızı inceleyelim. Cos integer buzzer 7, buzzer 7 nolu pin atadım. Burada kullanacağım notaları yazdım. Kullanacağım notaların harfleri bu şekilde yazdım. Az sonra söyleyeceğim. Voice setup'ı Serial Begin 9600 yani bilgisayar ve Arduino'muzun birbiri iletişime geçmesi gereken, iletişime başlaması için gereken kodumuz. Pin mut buzzer output. Buzzer da bir LED gibi output olduğu için bu şekilde atıyoruz. Burada notalarım yazıyor. Burada A'yı 440 yani az önce söylediklerimi burada atadım sayı olarak. Zaten bu kodların hepsine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Void loop'ta mesela ton buzzer C notamızı 800 saniye boyunca delay saniye yani saniyeyi çeviriyor onu. 800 saniye boyunca söylememize yardım ediyor. En sonunda
bir kısım daha vardı. No son buzzer yazıyoruz. Bu da hiçbir şey söylememesine ve 300 saniye boyunca beklemesine yardım ediyor. Şimdi gelin oğlu pine takalım. Ve başlayacak çalmaya. En baştan atayım. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi devremizi inceleyelim. Buzzer'ın artı kısmı sola denk geliyor. Eksi kısmı sağa denk geliyor. Şuradan da gösterebilirim. Artı uzun olan bacak. Eksi de kısa olan bacak. Bu şekilde takıyorum. Artı ucunun üstüne bir tane jargon kablo ve bu jargon kablonun ucu 7 nolu pine denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde taktığımda zaten çalışmaya başlıyor. Eksinin ucuna da bu şekilde bir tane jargon kablo ve direnç yardımıyla bunları bağlıyorum birbirine. Ve eksiyi de GND kabloya bağlıyorum. GND'den zaten iki tane oluyor. Arduino Uno'da. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arduino projemi tamamladım. Bu yaptığım yeni model sayesinde hem kızılötesi sensörünün altına götürdüğüm nesnenin boyunu ölçebiliyorum. Aynı zamanda cismin sensörün ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabiliyorum. Burada yine kontrol amaçlı çöp kutumu getirdim. Kabaca 26 santim boyunda çöp kutum. Bunu yazdığım kod sayesinde LCD ekranımda görebiliyorum. Kodu açıklamam gerekirse burada zaten pulse in ve süre değişkenlerini önceden yapmıştım. Burada uzaklık da dahil. Bunu şöyle hesapladım. Şu daha detaylı gösterirsem. Çöp kutusunu çektiğim zaman yine uzaklık 70 cm olarak gözüküyor. Yani bu kızılötesi sensör ile zemin arasında 70 cm'lik bir uzunluk var. İşte ben burada boyu ölçmek için burada şöyle uzaklık eksi 70 cm yaptım. Böylelikle uzunluk yani oradaki nesnenin boyutunu almamı sağlayacak kodu yazdım. Sadece bunu yazdığım zaman şöyle bir şey elde ettim. Çöp kutusunun altına götürdüğümde eksi değerinde bir komut aldım. Onu pozitif şekilde okumak için de LCD ekranda pozitif olarak görünmesi için de uzunluk değişkenini eksi 1 ile çarparak normal boyu elde ettim. Bunu da LCD print yaparak LCD print yaparak LCD ekranıma yansıttım. Böylelikle boyunu ve uzaklığını ayrı ayrı alabiliyorum. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Çöp kutusunu sensörün altına getiriyorum. Ve boyunu 26 cm olarak ölçüyor. Uzaklığı da 44 cm. Bunu çektiğim zaman yine şöyle değerler eski haline geri geldi. Getiriyorum. Ve tekrar 25-26 olarak ölçüyor. Evet Hakan Hocam, biraz geç oldu ama sonunda bitirdim. Yani şimdilik böyle, ilerleyen zamanlarda toparlarım, kutu haline getiririm. Kodumuz şöyle. Buradan bakarsanız. Şurada bir ışığım var. Benim masama yaptım. Şu yukarıdaki bir fişe bağlıydı. Şimdilik söktüm onu. Şu an bu prize bağlı. Akıllı prizimize. O priz de normal fişe bağlı. Ben buradan geliyorum. Buradan 1 yazıyorum. Tamam diyorum. Rölemiz açılıyor. Işığımız yanıyor. Şöyle. Geliyorum. Rastgele bir şey yazıyorum. Mesela A yazdım. D yazdım. Hiçbir şey olmuyor. Geliyorum. 0 yazıyorum. Kapanıyor. 1 yazıyorum. Açılıyor. Bir şeyler daha yazıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tekrar 0 yazıyorum. Kapanıyor.
Ben radarlara bir attım ödev olarak. 20 santim içerisinde bir engel görürse başka tarafa doğru yöneliyor. Kodları da şu şekilde. İlk önce süre ve mesafeleri değişken olarak tanımladım. Aşağı doğru indiğimizde output ve input girişleri var. Buradaki tek input olmasının sebebi radarın veri alması. Geri kalanların hepsi güç veriyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman 20 santim içerisinde engel görürse başka tarafa doğru yönelmesini sağladım burada. If ve else komutlarıyla. Bu şekilde tekerlek taktığımız zaman başka tarafa doğru yöneliyor. Size göstermek için tekerlekleri çıkarttım. İyi akşamlar.